mamle mamte c bakın bu mam konusu Türkiye'nin füze teknolojisinde geldiği en üst seviyeyi gösteren çok önemli işaretlerden biri. Mikro akıllı mühimmat. Bunun da TLC gibi varyasyonları var. E, T şey menzili ve ağırlığını gösteriyor TLC. E, sonuç olarak e, bu akıllı mühimmat üretebilmiş olması Türkiye'yi Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, Kahraman Ordumuzu diğer e, ülke silahlı kuvvetleri ve ordularından farklılaştıran çok önemli bir e, faktör. Nedir bu akıllı mühimmat? Yani at unut sistemi. Hani normal şartlarda ateş ettiğiniz zaman hedefte ne oluyor görmeniz lazım. Ya da ateş ettikten sonra hedef hareket ediyorsa ikinci nesil olarak onu takip etmeniz lazım. Bunda öyle bir şey yok. Bunda bir kere e, şeyin akıncının üstündeki şey gözetleme sistemleri hedefi tespit ettikten sonra aynı veriyi mühimmata aktarıyor artık ondan sonra ateşlendiğinde onu akıncının ya da pilotun takip etmesine gerek yok Ondan sonra iş tamamen mühimmata geçiyor mühimmat akıllı bir şekilde nereye gidiyor Ne yapıyorsa yani bütün manevraları yapıp gidip hedefi vuruyor Yani bu mühimmattan kurtuluş yok zaman tasarrufun ötesinde. Ama bakın hedefi vurma sı 100 neredeyse evet. yani çok belki ekstrem durumlarda hani belki ıskalayabilir ama yüzde 99'un üzerinde bir vuruş kabiliyeti O yüzden hedef için korkulur ya yani bununla e, siz e, uzak mesafelere bildiğim kadarıyla 80-100 kilometre arasındaki bir mesafede e, şey tespit edilen hedefi. Ateşledikten sonra hedef nereye giderse gitsin, bu da takip edip gidip onu vuruyor, vurabiliyor. Bu, bu teknoloji, bu know-how inanılmaz bir şey. İşte bugün şeyi yani bakın bir füze sisteminin menzilini arttırmak kolaydır. Yani 10 kilometrelik bir füze de yapsanız aynıdır. 1000 kilometrelik füzenin menziliyle ilgili değil. Vuruş hassasiyeti ve takip sistemi çok önemlidir. Eğer vuruş hassasiyeti birkaç metre karenin içindeyse ki bir hedefe düşünün neye atacak bir, bir uçağa atacak ya da bir deniz aracına atacak ya da karada bir tanka atacak. Bu hedefi bunun içerisine oturtabiliyorsanız yani ona sapmıyorsa vuruş hassasiyeti Bir zaten. de bu hareket ederken sağa Hı -hı. sola giderken manevra yaparken ki orası en zor herhalde. Hareket en zoru bu vurabilmek. ona göre hareket edip öyle bir şey ki mesela yakıtını e, optimum kullanabilmek için bazı yerlerde hızlanıyor kendi kendine, bazı yerlerde yavaşlıyor. Bazı yerlerde yükseliyor, bazı yerlerde alçalıyor. Daha görüyor mesela, daha çarpmıyor, manevra yapıyor. Filan yani elinizle komuta etseniz bu kadar iyi komuta edemezsiniz bakın yani inanılmaz bir şey ve Türkiye bu teknolojiye sahip. Şimdi bunlar tabi ne yapıyor? Bu tatbikatlarda deneniyor. Bu tatbikatlarda deneniyor. Tabi bu tatbikatların birkaç tane önemli şeyi var. Evet yani üç, üç, bizim KC'de de vardı hani program e, akışı içerisinde Dünya 3. dünya Savaşları. Evet maalesef yani bunu üzülerek belirtmem gerekiyor ki dünya bir kaçınılmaz olarak bir üçüncü küresel kapışmaya doğru hızla sürükleniyor. Yani Allah'tan Türk devlet aklı başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve güvenlik bürokrasisi olmak üzere bunun farkındalar ve bunun için tabi bunlar kamuoyuyla gerektiği kadar paylaşılıyor ama Türkiye'yi de hazırlıyorlar. Aslında burada amaç savaşa girmek değil tam tersi savaşa girmemek. Eğer zayıfsanız sizi istemediğiniz bir savaşın içerisine sokarlar. Eğer zayıfsanız size saldırırlar. Ama güçlüyseniz sizi istemediğiniz bir savaşın içine kimse sokamaz, Tabii. güçlüyseniz size kimse saldıramaz. Yani şu an Türkiye çok önemli bir süreç yönetiyor. Bakın 2023 yılı Türkiye'nin savunma bütçesi 13 milyar dolar, 2024 yılı ne kadar? 42 milyar dolar. Şimdi yani bunlar boşuna değil, tesadüf değil. Şimdi bir kere bunu bir şeye koyalım. Şimdi biz söylüyoruz işte diyoruz ki Tayfun füzesi ateşlendi. Rize'den Sinop önünde açıklarındaki bir hedefi bir drone'u vuruyor ya yani küçücük bir drone. Bakın o en son siper füzesi o hani görmüşsünüzdür şeylerde e, hedef drone'u ateş ediyor. Şu kadarcık bir şey yani bakın ve bunu 170 kilometreden yapıyor. E, şu füze 1000 kilometre diyorum menzili bakın vuruş hassasiyeti birkaç metrekarelik bir alan yani hani inanılmaz bir performans. tabii şimdi bir kere bunu söylüyor Türkiye ama. Ya gerçekten Türkiye bunu yapıyor mu? Hani diyorlar ya kağıttan maket filan gibi böyle e, komşudan özellikle çatlak, bazı komşulardan çatlak sesler e, çıkıyor. Buyurun diyor Türkiye'de. 45 ülke seçkin gözlemci günü herkese oturtuyor. Ateşle bakayım diyor. Geliyor gördünüz mü? Ha, ben buyum diyor. Yani şimdi bir kere ee, bu çok önemli. Aynı zamanda bu bir pazar yani o her ne kadar tatbikat gibi olsa da özellikle gelen ülke temsilcilerinin oturup bunu izlemesi bir pazar da yaratıyor yani siz kendi reklamınızı yapıyorsunuz ve bir pazar alanınızı genişletiyorsunuz ee, inanılmaz bir şey var ee, neydi onun ismi talep var ee, özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden çünkü. Özellikle ABD'nin, batının hep o dayatmacı işte ancak Tabii. şunu e, olursa veririm yoksa vermem. Bir de tam kritik zamanda vermiyor filan o ilkeyi savunmasız bırakan Hani Türkiye'yi yaptıkları gibi bir gecede patriotları çekmişlerdi biliyorsunuz. Hani Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Bugün bir analiz okudum, bir makale okudum. İki tane çok önemli tespit var. Birincisi Türkiye... Pazar payını genişletmede birinci sırada dünyada. İkincisi bu hızla giderse ben söylemiyorum bakın bu raporu yabancılar yazmış ben söylemiyorum. İkinci önemli çok çok önemli husus da bu hızla giderse Türkiye savunma teknolojilerinde ilk dört içerisine giriyor ABD, Çin, Türkiye ve Rusya. Bir de... Yani bu bu diğerleri, bu bakın Fransa'dan mı? bahsetmiyorum. Sıralama bir sıralama mıydı? Bu bir... Efendim? Sıralamaya göre mi saydınız? Evet, sahidiniz. bu bir sıralamaydı. Bakın. bakın dikkat edin, Fransa'dan bahsetmiyorum. Evet. Almanya'dan bahsetmiyorum. Şundan bahsetmiyorum, bundan bahsetmiyorum. Küresel aktörlerden bahsediyorum. Türkiye çok doğru yolda, çok emin adımlarla evet, gidiyor. Onk, yani. Bir katkı vereyim. Dünyada işte e, savunma ile ilgili analiz ve yorumlar yapılırken, son yıllarda Türkiye'nin siyah diplomasisinden söz ediyorlar. Bunun bir yansıması var güncel. Dün Mali Genelkurmay Başkanı Afrika ülkelerinin savunma panelinde işte onların bir önemli forumunda dedi ki biz dedi bayraklar bayraklar aldık. Siyah aldık dedi ismini vermeden. Bunu dedi Rusya'dan Amerika'dan almadık Türkiye'den aldık. Ve Türkiye dedi parası dışında bizden bir şey talep etmedi. Yani müthiş bir değer bir general bir de devam edeyim oradan. Buyurun, buyurun. Dediler ki hatta o makalede analizde şöyle yazıyor. Türkiye'nin sadece siha iha da değil vermiş olduğu silah sistemleri milli hükümetlerin kendisine karşı emperyalist güçlerle yaptığı darbe girişimlerini önledi diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani statik muhafaza ediyor. Bakın yani birileri gelip ya bu Afrika ülkesidir bir helikopter bir tank evet. iki de özel kuvvetle artık darbe yapamıyor. O yüzden yani gerçekten e, Türkiye Afrika e, ve Orta Doğu bölgesinde artık stratejiyi belirleyen bir ülke konumunda. Can Azerbaycan'ın 44 günlük zaferinden sonra bir yabancı makale okumuştum. E, yurt dışında yazılan Sa zaferi şöyle tanımlıyor. Karabağ Savaşı, onlar ikinci Karabağ Savaşı diyor Uluk hocam. Karabağ Savaşı'nda şöyle anlatıyor, şöyle özetleyebiliriz diyor. E, 20. yüzyılın diyor. 20. yüzyılın Rus silahına sahip Ermeni ordusunu 20. yüzyılın Rusları, Rus yapımı silahlara sahip Ermeni ordusunu, 21. yüzyılın e, Türk silahlarına sahip Azerbaycan ordusu yendi. Bakın 20 ve 21 ve modern zamanların e, savaşını gerçekleştirdiler. Az önce tatbikatlarda da gördük, e, Eray Hocam anlatırken, artık klasik ya da bildiğimiz savaşlar değil, o ona saldırıyor, o gidiyor, oraya tanklar giriyor, komandolar, SAS'lar, SAT'lar değil, elektronik harp, Zekanın yeni görüntüyü de verebiliriz. Tabii bir işte bunlar görüntüyü bu kullanıldı bir dönemde. Biz de savunma sanayinde artık Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Bunun buraya nasıl geldiğini ya, çok önemli nasıl geldiğini bir yaşayan canlı örnekten bir emekli subayımızın anlattığını anlatayım. 2007 yılı diyor. Sayın Erdoğan Başbakan bir toplantıya girdik. İşte X ülkesinden çok önemli bir silah alınacak mühimmat. Rakamı örnekleme veriyorum Hulku Hocam, Melik Hocam. E, o toplantıda olan bir asker anlatıyor. Genel düzeyinde 1 milyon dolar gibi bir bütçe lazım. E, biliyorsunuz Serer hocam, Başbakan'dan, Maliye Bakanı'ndan askerler para ister. Tank alacağız, top alacağız. E 1 milyon Herkes dolar par maliyeden. bütçeden para talep ettik. Sayın Erdoğan şu anki Cumhurbaşkanımız ne demiş biliyor musunuz? Size demiş bunun 3 milyonunu tahsis edeceğim. Tek bir şart evet. var. Biz yapacağız demiş. Biz. Yani e, gerçekten biz hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Iyi. Daim yani bu 2007 Huluk hocam yıl 2007. Evet. Yani bugünlere gelinmesinde muktedir siyasi iradenin milli, siyasi irade, buyurun, irade buyurun zaten bu işi açtı. Yani yoksa Türkiye'nin evvelden de parası vardı. Evvelden de imkanları vardı. Peki ne bunu bu hale getirdi? Muktedir milli siyasi irade Sayın Cumhurbaşkanı. Yani çok net hani bunu e, hiç kitabın ortasından söyleyeceğim. E, Sayın Erdoğan'ın siyasi iradesi Bakın o kadar da büyük engeller çıkardılar yani. Artı, söylemek de vatan görevimiz. Söylemek de vatan görevimiz. Yani. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik sisteminin azadı, A'dan Z'ye FETÖ irinden kurtulması. Selçuk Bayraktar, Basvar var neler yaşamış. 10 yılımızı yediler. Evet. Açıkça söylüyorum, Türk güvenlik sisteminin A'dan Z'ye kadar yargısından askeriyesine kadar FETÖ irinden belasından kurtulmasını soracak. Akıllar Türk oluyor. Şeffaflaşıyor. Akıllar kızıl elma oluyor. Bunları yaşıyoruz.